Türkiye ve başkanlık sistemi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Medeniyet Okulu projesi çerçevesinde düzenlediği şehir konferansında başkanlık sistemi masaya yatırıldı. Türkiye ve başkanlık sistemi konulu konferansta sistemin dünyadaki örnekleriyle Türkiye'de nasıl uygulanabileceği ele alındı. Başkanlık dediğimiz şeyin devlet modeliyle yani rejimle bir ilgisi yok. Cumhuriyet devam edecektir. Cumhuriyette kimsenin bir alıp veremediği yok. Kimsenin karşı geldiği yok. Dolayısıyla başkanlık modeli deyince efendim biz rejimi tartıştırmayız itirazının hiçbir bilimsel temeli yok. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Doktor Faruk Bilir de parlamenter sistemin eksikliklerine vurgu yaptı. Yani istatistikler var bu konuda. Türkiye'de parlamenter sistemin işletilemeyeceğine ilişkin. Ve halk tarafından seçilen bir kişi başkan. Hesap sorabiliyorsunuz. Ama parlamenter sistemlerde çok samimi söylüyorum, hesap sorulabilirlik yoktur. Konuşmacılar programın sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı. Söyleşi ve fikir alışverişiyle başkanlık sistemine dair bütün birikimler paylaşıldı. Merak ettiklerimi aldım açıkçası. Verimli bir konferansı. Çok teşekkür ediyoruz. Yani ben başkanlık sistemini hep çok merak ediyordum zaten. Bu konferansa da sırf bu yüzden katıldım. İsmi çok dikkatimi çekti. Türkiye ve başkanlık sistemi diye. Hani Türkiye'ye gelmesini de düşündüğüm bir sistemdi ve bazı merak ettiğim konular vardı. Hani bu konuları çok güzel açıklığa kavuşturduğumu düşünüyorum. Hocalarımız da çok güzel konuştular. Sorularımı sordum başkanlık sistemiyle ilgili. Endişelerimi giderdiler. Sorularımı cevapladılar. Gerçekten çok faydalı bir konferanstı. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak değerli hocalarımızın gündemle alakalı bu denli efendim bilgili bir konferansı bizlerle yapmaları çok faydalı oldu. Her alanıyla masaya yatırıldı ve aklımızdaki bütün soru işaretlerine bir çözüm bulundu diyebilirim bu konferansta. Ülkemizde ne yazık ki işleyen tam bir sistem yok. Yani parlamenter sistem ismi bile ülkemizde tam manasıyla işlemediği için ve birçok sıkıntıyı tarihte, yakın tarihimizde özellikle gördüğümüz için başkanlık sisteminin Türkiye için bir şans olabileceğini düşünüyorum ben de. Ya konferans verimliydi. Zaten hani bir uluslararası ilişkiler öğrencisi olduğum için hani gelmem gerektiğini düşündüm. Tabii ki de benim de kendime göre bir fikirlerim var ama burada biraz daha şekillendi. Tamam başkanlık sistemi çok olumlu bir düşünceye yakın değildim. Ama tabii ki de reddetmiyordum. Tabii ki de bu soru işaretlerinin bazılarına hani cevap bulduğum bir konferans oldu. Parlamenter sisteme göre başkanlık sisteminin olumlu yanlarını daha çok görüyorum. Bu yüzden de destekliyorum bir öğrenci olarak veya vatandaş olarak.